32. panelimize hoş geldiniz. Müslüman Kardeşler adlı panelimizde 5 tane tebliğimiz olacaktı ama maalesef bazı tebliğciler gelemedikleri için 2 tebliğcimiz var. Dolayısıyla 2 tebliğle bu oturumu gerçekleştireceğiz. Bir açıdan da aslında tebliğcimizin fikirlerini daha geniş, daha rahat sunmaları açısından da bizim için bu bir şans diyebiliriz. Onun için ben hemen fazla zamanı almadan ilk konuşmacımıza sözü bırakmak istiyorum. İlk konuşmacımız Kocaeli Üniversitesi'nden Doçent Doktor İrfan Kaya Ülger ve bize Müslüman Kardeşlerin ideolojisini anlatacak. Tabii kongrenin ilk ve ikinci günlerini takip edenler Müslüman Kardeşlerin kendi temsilcilerinden de Müslüman Kardeşlerin fikirlerini dinlemişlerdir. Şimdi bu panelde aslında iki tebliğcimiz de dışarıdan bir gözle Müslüman Kardeşleri bize anlatmaya çalışacaklar. Hocam buyurun. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Şimdi önce evveliyette şunu söyleyeyim. Ben Orta Doğu uzmanı değilim. İslam dininin siyasi boyutu konusunda çalışan bir kişi de değilim. Ben Avrupa Birliği alanında uzmanım. Bu bakımdan alan dışı bir konuda konuşacağım için her zaman uyarılarınıza açık olduğumu belirtmek isterim. Şimdi Müslüman Kardeşler Hareketi'nin ideolojisi, dünya görüşü, dünyayı bunlar nasıl algılıyorlar, nasıl okuyorlar, bunu bu kısa sürede ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi evveliyetle, öncelikle Müslüman Kardeşler Örgütü'nün kuruluşundan bugüne birinci bölümde kaydettiği ilerleme üzerinde durmak lazım. Çünkü Türkiye'de bu örgüt çok fazla tanınmıyor. Her ne kadar 1960'lı yıllarda ve 1970'li yıllarda Müslüman Kardeşler liderlerinin bazı kitapları çevrilip Türkçe'de yayınlanmış ise de çok fazla kapsamlı bilgi olduğu kanaatinde değilim. Onun için öncelikle Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın başlangıçtan bugüne birinci bölümde kuruluşundan itibaren kaydettiği gelişmeleri, ilerlemeyi bir ortaya koymaya çalışacağım. İkinci bölümde de Müslüman Kardeşlerin ideolojisi nedir? Dünyaya nasıl okuyorlar? Dünyaya nasıl bakıyorlar? Çeşitli dönemlerde Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın ideolojik yapısında, ideolojik yaklaşımlarında değişiklikler olmuş mudur? Bugünkü durum nedir mesela? Bugün en son Hüsnü Mübarek değiştikten sonra yapılan ilk demokratik seçimde Müslüman Kardeşlerin kurduğu parti, Hürriyet ve Adalet Partisi, Cumhurbaşkanı çıkardı. Değil mi? Yani şu anda Mısır'da Müslüman Kardeşler Hareketi iktidara gelmiş durumda. Acaba en başta kurgulanan işte Seyyid Kutub'un, Hasan Ali Benna'nın kurguladığı ideolojik görüşler iktidar döneminde pratiğe nasıl yansıyacak? Bunu belki tartışmamız gerekecek. Şimdi İhvan'ın ideolojisi nedir? Çeşitli yayın organlarında İhvan'ı anlatan Amerika'da ve Batı'daki yayın organlarında hep bu sloganla karşılaştım. Galiba bu işte Arapça sloganın İngilizce'ye çevrilmiş hali. İhvan'ın dünya görüşünü aslında bu slogan anlatıyor. Yani mesela Türkçe'ye çok liberal çevirmemiz gerekirse işte hedefimiz Allah rızası, liderimiz peygamber, bizim kanunumuz Kur'an, bizim yolumuz cihat yolu ve Allah yolunda ölmek de bizim arzumuz. Bunu galiba çeşitli platformlarda slogan olarak İhvan mensupları kullanıyorlar. Ana hatlarıyla İhvan'ın dünya görüşünü yansıtan temel metin veya kısa metin olarak bunu düşünebiliriz. Şimdi İhvan'ın kuruluşuna geçmek istiyorum. İhvan-ı Müslümin'i
Hasan el-Benna ve arkadaşları kurdu. Bir fotoğraf alacağım şimdi. Evet, bu beş kişi. İhvanı kuran kadro bunlar. Neden Müslüman Kardeşler ismi tespit edildi? Bunu Hasan el-Benna Hatıralarım kitabında anlatıyor. İşte hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz. Başka bir isme gerek yok. Bir böyle sivil toplum kuruluşu, bir yardım derneği olarak ilk ortaya çıktığı nokta. Zamanla İsmailiye kentinde Mısır'ın kuruldu. Zamanla tedrici olarak İhvan'ın hareketlerinin faaliyet sahasının genişlediğini, şubelerinin arttığını ve üye sayısının da arttığını görüyoruz. Mesela işte kuruluştan 4 sene sonra İhvan-ı Müslümin Teşkilatı İsmailiye'den merkezini Kahire'ye taşıyor. 1930'lu yıllarda hem Mısır içerisinde hem de Mısır'ın etrafındaki ülkelerde şube açmak suretiyle İhvan hareketinin yayıldığını görüyoruz. İlk kurulduğu dönemde biraz mesafeli politikaya, siyasete bir çizgideyken zamanla İhvan o dönemde Orta Doğu'da yaşanan siyasi gelişmelerin, Mısır'da yaşanan İngiliz idaresinin faaliyetlerinin bir sonucu olarak siyasetle ister istemez yakından ilgilenmeye başladı ve üye sayısı arttıkça siyasi mücadelede dikkate alınması gereken bir taraf niteliği kazandı. İhvan harekatı özellikle Filistin'de İngiliz mandasının olduğu dönemde yürütülen mücadeleye destek vermesi ile dikkat çekti Araplar arasında. 1948'den sonra, 14 Mayıs 1948'den sonra, İsrail kurulduktan sonra mücadeleyi dışarıdan destekleyen, onların ihtiyaçlarını karşılayan sivil toplum kuruluşu, siyasi hareket olarak İhvan'ın güçlendiğini görüyoruz. Şimdi İhvan değişik dönemlerde, 30'lu yıllardan itibaren Mısır'daki yönetimle çatışma içerisine girdi ve bu çatışma 40'lı yıllarda daha da ileri mesafeye, yeni merhaleye ulaştı. 1949 yılında İhvan lideri Hasan el-Benna'yı işte sokak ortasında bir konferans dönüşünde öldürdüler. Sonradan bunun gizli servis tarafından yapıldığı anlaşıldı. Ve ardından 49 yılında Hasan el-Hudeybi bu göreve seçildi. Ve 1972'ye kadar bu görevde kaldı. 1952'de Mısır'da krallık yönetimi içerisinde bir darbe oldu. Ürsubaylar Harekatı. İhvan bu eylemi destekledi. Ve bu eylem başarılı olduktan sonra eylemin lideri olan Cemal Abdülnasır'la ilk dönemde İhvan'la Müslümin'in ilişkilerinde sorun yokken 1950'lerin ortalarına doğru gerilim ortaya çıktığını görüyoruz ve İhvan-ı Müslümin faaliyetleri sınırlandırıldı, yasaklandı. Üyeleri gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldı binlercesi. Cemal Abdülnasır döneminde işte en çok İhvan Harekatı'nın üzerinde durduğu husus ideologlarından, İhvan'ın kuramcılarından Seyyid Kutub'un
idam cezasına çarptırılması ve bu cezanın 1966 yılında infaz edilmiş olmasıdır. Şimdi Cemal Abdülnasır ve 1970'te Abdülnasır öldükten sonra Mısır'da onun yerine iş başına gelen Enver Sedat döneminde Müslüman kardeşlerin baskı nedeniyle faaliyetlerini sınırlandırdığına tanık oluyoruz. Yani en zor koşullarda bile İhvan harekatı hareket kabiliyetini, faaliyetlerini dar bir alanda tutarak ayakta kalmasını bilmiştir. Belki bu tarafı bizim için önemli. Bu arada Enver Sedat döneminde Orta Doğu'da kaydedilen önemli gelişmeler neler diye baktığımızda 73'te işte Arap-İsrail çatışması ve bu savaşta petrolün Araplar tarafından bir dünyaya karşı ambargo olarak petrol ambargosu ile dünyanın karşı karşıya kalması, İsrail ile ilişkilerin savaş durumundan barışa evrilmesini de 70'li yıllarda görüyoruz. İşte 1977'de başlayan diyalog 79'da Camp David ile İsrail-Mısır barış anlaşması ile sonuçlandı. Şimdi İhvan-ı Müslümin 70'li yıllarda çok yaygın, çok geniş bir sivil toplum örgütü olarak baskının olduğu koşullarda varlığını korumasını bildi. Faaliyetlerini sınırlandırarak, faaliyetlerini azaltarak, siyasi faaliyetlerini ikinci plana atarak İhvan ayakta kalmayı başardı. Ardından 1981'de 6 Eylül'de galiba Camp David anlaşmasını imzaladığı için Mısır'da İhvan'dan daha radikal olan grupların bir eylemine tanık olduk. 6 Eylül 1981'de Enver Sedat öldürüldü. Yerine 1981'de Hüsnü Mübarek geçti ve Hüsnü Mübarek iktidarında işte 2011'e kadar 30 sene kesintisiz devam etti. Yani İhvan'ın kuruluşundan bu güne kadar geçen Mısır tarihine baktığımızda özellikle Nasır'dan sonraki dönemde işte 3 lider olduğunu görüyoruz. Her üçü de belli dönemlerde liberal aşınımlar yapmışlar. Belli dönemlerde baskı ile İhvan hareketini ve muhalefeti sindirmeye çalışmışlardır. Şimdi Camp David Anlaşması'nın bir neticesi olarak Sina Yarımadası 1982 yılında boşaltıldı ve Mısır'a iade edildi. Burada İhvan'ın bugüne kadar başında bulunan liderleri görüyorsunuz. Hemen burada dikkatimizi çeken husus şu. İlk dönemde İhvan liderleri daha uzunca görev yapmış iken son yıllarda sık aralıklarla İhvan liderliğinin de değiştiğini görüyoruz. Şu anda belki basın yahut kamuoyu farklı olduğunu düşünebilir ama Cumhurbaşkanı değil İhvan'ın lideri Muhammed Bedi 2010'dan itibaren. Evet, şimdi İhvan'ın ideolojisine geçiyoruz. İdeoloji ne demek? İdeoloji konusunda, ideolojinin tanımı konusunda bir asgari görüş birliği yok sosyal bilimciler arasında. Fakat üç aşağı beş yukarı dünya görüşü yahut onun muadili tanımlar yapıldığını görüyoruz. Yani dünyanın hem bugünkü hali hem de olması gerektiğini
gereken haline ilişkin fikirler yahut bir hükümetin, bir partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünü. Evet, belki bu tanımlardan daha kolay olarak aklımızda kalacak husus şu. İdeoloji, dünya görüşü demek. Dünyayı nasıl algılıyorsunuz? Baktığınızda ne görüyorsunuz? Kısaca bu anlamda. Peki ihvan ideolojisi nedir? İhvan dünyayı nasıl görüyor? Şimdi batılı yayın organlarında İhvan-ı Müslümi'nin itham edildiğini, suçlandığını görüyoruz. Terör eylemlerine zihni, fikirsel destek sağlayan kuruluş olarak nitelendiriliyor. İhvan düşüncesinin gerisinde, İhvan'ın dünya görüşünün arka planında ne var diye baktığımızda bir takım kişilerin İhvan hareketinin oluşumunu yönlendirdiğini görüyoruz. İhvan harekatı aslında tek başına selefi bir harekat değil. Ama selefilerden de etkilenmiş olan bir harekat. Klasik İslam'dan farklı, gelenekselci yaklaşımlardan farklı bir perspektifle İslamiyet'i yorumlamaya çalışan bir akım olarak nitelendirebiliriz İhvan'ın dünya görüşünü. Bunun da temeli işte Vahhabi hareketinin kurucusu kabul edilen Muhammed İbni Abdülvahhab'a kadar gidiyor. Bazıları İbni Teymiye'ye de uzandığı kanaatinde. Daha yakın zamanlara geldiğimizde İhvan harekatına yön veren İhvan'ın zihni fikir düşüncesini ortaya koyan tarihsel kişiler olarak işte Cemalettin Afgani'nin, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza'nın isimlerini saymak mümkün. Bu üçü hem Hasan el-Benna'nın hem de daha sonra İhvan-ı Müslümi'nin en büyük ideoloğu kabul edilen Seyyid Kutub'un ortaya koyduğu görüşleri etkilemişlerdir. Cemalettin Afgani İran'da doğmuş. Aslında ömrü seyahatlerle geçen bir kişi. Hem Osmanlı Devleti'nde, hem Rusya'da, hem İran'da, hem Mısır'da, hem İngiltere'de bulunmuş. Ve sarayla yakın irtibat içerisinde olan bir kişi. Şimdi Cemalettin Afgani ve Müslüman dünya neden geri kaldı? Bu soruya cevap arıyor ve Batı müstemlekesi neden İslam ülkeleri üzerinde hakim vaziyette? Çıkış noktası olarak öne sürdüğü husus şu, biz Kur'an-ı Kerim'den uzak kaldığımız için, yani Kur'an İslam'ına dönüldüğü zaman ancak bu Batılı müstemlekecilerle ve Müslüman dünyanın geri kalmışlığı ile mücadele edebiliriz. Şimdi çok ilginç biçimde Cemalettin Afgani'nin talebeleri arasında onun konferanslarına yahut derslerine katılanlar arasında hem milliyetçiler, hem İslamcılar, hem böyle batıcıların yer aldığını görüyoruz. Yani herkes Cemalettin Afgani'den kendisine uygun yahut da kendi düşüncesine yakın fikirler edinmiş. Şimdi Cemalettin Afgani'nin ardından Muhammed Abduh ve Reşit Rıza
bu ikisi Muhammed Abdü Cemalettin Afgani'nin talebesi, bu ikisi birlikte Londra'da galiba Urvetül Vuska isimli bir dönem, 4 yıl galiba bir dergide çıkarıyorlar o dönemde Müslüman dünyayı, İslam dünyasını uyandırmak için. Burasını bir türlü kontrol edemiyoruz. 2-3 birden geçiyor. Evet, Reşit Rıza o ekolün sonuncusu, kendisi Mısırlı. Aşağı yukarı bunların söylediği şeyler çıkış yolu, tüm problemlerden kurtuluş yolu orijinal İslam'a dönmekten geçiyor. Kur'an İslam'ına dönmekten geçiyor. Bugün İslam dünyasının yaşadığı problemler dinin orijinalinden uzaklaşmaktan kaynaklanmaktadır. Din olarak bizim karşımıza Arap, Acem, Türk gelenekleri, bunun İslam'la kaynaşmış hali, yani geleneklerin tortusunda bir İslam var. Çıkış yolu olarak bunlardan uzaklaşıp Kur'an İslam'ına dönmek lazım. Gerek Hasan el-Benna'nın, gerekse Seyyid Kutub'un bu çizgide, bu ekolün uzantısı olduklarını görüyoruz. Hem ortaya koydukları eserlerde, hem konuşmalarda ve kendi hayatlarında bunu netleştiriyorlar. Fakat işte konuşacağız, sonraki dönemlerde İhvan bu radikal çizgisini koruyamıyor. Şimdi ideolojinin, İhvan ideolojisinin temel eserleri olarak karşımıza son dönem hariç olmak üzere Hasan el-Benna'nın ve Seyyid Kutub'un eserleri çıkıyor. Hasan el-Benna'nın Risaleler ve bir Hatıralarım, Türkçe'ye bunlar çevrildi. Ve Seyyid Kutub'un da işte Kur'an'ın Gölgesinde isimli bir meali var. Bir de galiba 1970'lerde yine Türkçe'ye çevrilen, Batı'da da olan Yoldaki İşaretler kitabı. Şimdi İhvan-ı Müslümin Hareketi temelde emri bil maruf nehyi anil münker, yani işte İslam'ın öğretisi içerisinde de geçen iyiliği emretme, kötülükten uzaklaştırma. Temel perspektifi, temel bakış açısı İhvan-ı Müslümin'in dini bakımdan buraya oturuyor. Arap alemi, Müslüman dünya neden sorun yaşıyor? Neden İsrail küçük bir Yahudi topluluğu burada işte bir devlet kurdu? Neden İslam ülkeleri müstemliki altında? Bunların kaynağı yabancılaşma, Müslümanlıktan uzaklaşma. Yani Müslümanın kendisi de sosyolojik olarak Müslüman, aslında günlük hayatında ve olaylara bakışında Batı'nın etkisi var. Yani kişi fert olarak Müslüman, fakat pratik hayatında Batılı insan tipi olmuş. Onun için İhvan-ı Müslümin Harekatı İslam Birliği'ni gerçekleştirmek istiyorlar. Fertten başlayan bir süreç söz konusu. Yani önce fert inşa edilecek. Kur'an-ı Kerim'e göre Müslüman bir fert olacak bireysel hayatında. Sonra Kur'an İslam'ına göre yaşayan insanlardan oluşan bir topluluk, İslam toplumu olacak. Ardından bu İslam toplumu siyasal sisteme hakim olacak, yani bir İslam devleti ve mütakiben de dünyadaki İslam devletleri işbirliğine gidecekler.
bunun adı ne olacak o çok net değil ama bazı konuşmalarda hilafetin yeniden canlandırılmasına falan gönderimler yapıldığını görüyoruz. Şimdi daha spesifik alanlara baktığımızda, yani bugün modern siyasal ideolojilerin karşı karşıya kaldığı iktisadi sorunlara, temel hak ve özgürlükler alanlarına baktığımız zaman, oralarda en azından bu iki kuramcının eserlerinde çok netlik olmadığını görüyoruz. İşte daha çok kamuyu koruma, devletçilik, işte yoksullara sübvansiyon sağlama, zenginlerin imkanlarını yoksullar için kullanma şeklinde ana çerçevenin tesis edildiğini görüyoruz. Şimdi ihvan ideolojisinde bir takım kavramlar var. Bunlar özellikle ses getiren yaklaşımlar olarak öne çıkıyor. Mesela bir tanesi cahiliye. Seyyid Kutup Yoldaki Şaretler kitabında bugünkü Arap dünyasının ve tüm dünyanın karşı karşıya bulunduğu durumu İslam öncesi dönemle kıyaslıyor ve ona benzetiyor. Çıkış yolu olarak da işte asr-ı saadete dönme, dört halife dönemine dönme, sonradan ortaya çıkan işte tarikatları, mezhepleri yatsıyan bir yaklaşım. Şimdi İvan Harekatı aslında işte Hanbeli kolundan Müslümanlığın son bir husus İvan'da özellikle yabancı yayınlarda çok üzerinde duruluyor. Cihada vurgu yapılıyor. Yabancılar bu kendi eserlerinde yahut ortaya koydukları görüşlerde tetkik eylemlerinin bu cihat kavramından kaynaklandığını söylüyorlar. Aslında gerek Seyyid Kutub'un kitabına gerek Hasan el-Benna'nın eserlerine baktığımızda cihadın temelde ferdin kendi iç mücadelesi boyutunun öne çıkarıldığını görüyoruz. Fakat sonraki zamanlarda ihvanı ılımlı olmakla suçlayan bazı grupların ihvandan ayrıldığını ve bu şekilde sertlik yanlısı politikalar izlediğini görüyoruz. Şimdi 30'lardan itibaren ihvan tedricen hem şube sayısını arttırdı hem de yaygınlaşmaya başladı. Arap dünyasındaki örgütlerin bir kısmı ihvanın şubesi gibi bir kısmı ihvanla irtibatını tamamen koparmış vaziyette. Günümüzde İhvan-ı Müslümin ideolojisinde bir yol ayrımı var radikallerle, ılımlılar arasında bu tartışılıyor. Şimdi bir başka husus, İhvan en zor koşullarda bile ayakta kaldığına göre iktidar döneminde ortaya koyacağı pratik üzerinde dikkatler yoğunlaşmış durumda. İşte en başta da söylediğim gibi bu konunun ben uzmanı değilim fakat mümkün olduğu kadar değerli toplu bir sonuç ortaya çıkarmaya çalışıyorum. İşte bulguları belki de şu şekilde özetlemek mümkün. Bitiriyorum. İhvan-ı Müslümin ideolojisi hem Selefi akımdan hem de Sufizm'den etkilenmiştir. Her ikisinden de izler taşımaktadır. İhvan ideolojisi radikal olduğu kadar pragmatiktir de. Mesela Stalin benzeri uygulamalara imza atmıştır bazı Mısır liderleri. İhvan harekatı o koşullarda bile ayakta kalmayı başarmıştır. En önemli kuramcıları işte demin söylediğim gibi Hasan el-Benna ve Seyyid Kutup son dönemde yeni ihvana ideoloji olarak yeni fikirlerin ortaya atıldığını görüyoruz. Fakat bu esas çizgiden fazla sapma yok. İhvan harekatı
modernist bir harekat. Geleneksel İslam'dan farklı, geleneksel İslam'ı Türk, Arap, Acem gelenekleri etrafında şekillenen tarihin tortusunu taşıyan, orijinalliğini yitiren akım olarak nitelendiriyor ve asr-ı saadete dönmeyi çıkış yolu olarak gösteriyor. Müslümanlığın birliği, temel amaç bu. Buna nasıl ulaşılacak? İşte demin söylediğim gibi fertten başlayacak. Tüm Müslümanların birliği aşamasına kadar ulaşacak. Bunun adı işte hilafet olur ya başka bir şey olur. Çok fazla önemi yok. Çağdaş uluslararası sistemde İslam dünyasının hür olması için kolektif hareket edilmesi gerekiyor. Şimdi zaman içerisinde İhvan'ın radikal kabul edilebilen bu görüşlerinde ılımlılaşma olduğunu görüyoruz. Bu Mısır'ın özgün şartlarından kaynaklanmış olabileceği gibi uluslararası konjonktürden de kaynaklanabiliyor. Yani iki kutuplu dünya yıkılıyor, yeni bir dünya kuruluyor, dış dünyadaki gelişmeler başka şeyler yanında İhvan harekatını da etkiliyor. İhvan içinde bulunduğumuz dönemde işte liberal ekonomi, temel hak ve özgürlükler, insan hakları gibi alanlarda aşağı yukarı işte Türkiye'nin takip ettiği modelden esinlenen bir çizgiye gelmiş durumda. İhvan harekatı bu güne kadar Arap Sosyalist Partisi içerisinde yahut Vafd Partisi içerisinde bağımsız aylar olarak siyasal sisteme katılıyordu. İşte bu Hüsnü Mübarek devrildikten sonra siyasal parti kurdular. Hürriyet ve Adalet Partisi. Bu parti seçimlerde iyi bir neticede aldı. En çok oyu alan parti oldu. Ve sonra İhvan'ın lideri Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı seçildi. Hakikaten Mısır'ın bundan sonra ortaya koyacağı pratiği hepimiz merakla bekliyoruz. İhvan Türkiye'yi ve İran'ı bölgesel aktörler olarak görüyor. İran'ı ideal bir İslami model olarak görmüyor. İsrail'in varlığını yatsımaya devam ediyor fakat aynı zamanda Amerika ile ilişkilerin sıkılaştırılması gerektiği şeklinde açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Her bakımdan İhvan Harekatı Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısının aralandığını simgeliyor. Evet, teşekkür ederiz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Şimdi zaman geçirmeden hemen ikinci konuşmacımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Barat Üniversitesi'nden Mahmut Bozan Bey'e sözü veriyorum. Kendisi dini cemaatler ve demokrasi algısı üzerine mukayeseli bir çalışma Müslüman Kardeşler ve Nur Hareketi üzerine bir sunum yapacaklar. Buyurun. Teşekkür ederim Başkan. Merhaba. Bu önemli sempozyumun artık noktası konacak. Ben o noktanın içini doldurmaya çalışacağım. Siyaset bilim ve kamu yönetimi uzmanlık alanım. Ve ben de o açıdan olaya bakmak istiyorum. Konu olarak da bu İhvan-ı Müslümin ile Arap dünyasındaki Türkiye'deki Nur Hareketi'ni bir mukayese etmeyi düşündüm. Çünkü artık işin özünde yani olayı şekillendiren temel iki hareket olarak bunlar var.
Ve buna ilave olarak da Türkiye'de Milli Görüş Hareketi'ne de dokunmadan geçemeyeceğim. O da çünkü Türkiye'de gündeme geldi. Programımda gördüğünüz gibi önce Osmanlı Devleti sonrası duruma bakacağız. Dini cemaat ve hareketler, işte Nur Hareketi ve Said Nursi, İhvan-ı Müslümin, Hasan el-Benna, Milli Görüş Hareketi. Bu hareketlerin demokrasiye, temel hak ve hürriyetlere bakış açıları nedir? Bununla sonuçlandıracağız. Konunun önemi dediğimizde önce şu dikkatimi çekti. Yani artık yeni bir dünya kuruluyor. Batı'nın büyüsü bozuldu. Her ne kadar biz kendimizi, bulunduğumuz yeri Batı'nın gözüyle, şu toplantının adı bile Orta Doğu, yani bir batılı bakış açısı. Gerçekten ciddi bir kimlik kayması var. Bunu kabul etmek lazım. Ama Batı'nın büyüsü bozuldu. Bu anahtar bir kelimedir. İkincisi, İslam ülkeleri dünya siyasetine geri dönmeye hazırlanıyor. Osmanlı ile birlikte Arap ve Türk ayrışmasının arkasında dünya siyasetinden Müslümanlar silindiler. Sömürüldüler, ikildiler ve entelektüellerimiz bile kendine bakarken Batı'nın bakış açısıyla kendini görme, ona göre şekillendirme, hatta temel kavramlar olarak altı çizilen her şeyde Batı'yı esas alma gibi bir algının içine düştüler. Bu bizde derinden derine bir kimlik bunalımı doğurdu. Huntington'un ifadesiyle mesela turn country, yani böyle şizofren devlet, iki yani çift kişilikli devlet pozisyonunda Türkiye'yi algılamalarının altında bu yatıyor. Biz kimiz, bizim kimliğimiz ne? Şimdi bu Türkiye'de ve Arap ülkelerinde başlayan hareketlerin dibinde kendini bulma var. Konuyu önemli hale getiren bu. Onun için de bu akımları kısaca incelemekte fayda var. Bu akımlar neyin peşinde? İrfan Bey çok güzel İrfan-ı Müslümin'le ilgili kronolojiyi de, ideolojisini de anlattı. O zaman ona fazla girmeye girmeyeceğim. Benim tarafa biraz daha fazla ağırlık verebilirim. Şimdi özetle gidersek, Osmanlı Devleti sonrasında ortaya çıkan durum bir, Türkiye'de işte akımlar ortaya çıkıyor. Bunların içerisinde galebeyi de milliyetçilik ve batıcılık akımı. Ve bu akıma göre Fransız ateizmin baskın olduğu laiklik anlayışının da içine katıldığı bir Türkiye'de otorite devlet kuruluyor. Ve bunların benzerleri de irili ufaklı Arap ülkelerinde kuruluyor. Bu otoriter rejimlere karşı toplumda iki tip muhalefet ortaya çıkıyor. Bir, güç kullanarak bu rejimleri devirmek. İki, fikir hareketleriyle karşı koymak. Niye peki toplum böyle bir tavra giriyor? Çünkü kendi devleti halkıyla ters düşüyor. Ayrışıyor. Yani şöyle düşünün. Almanya'yı sıkarsanız Merkel damlayabilir. Ama Mısır'ı sıkarsanız Hüsnü Mübarek damlar mı? Ayrışma var. Çok ciddi ayrışma var. Mesela Ahmet Necdet Sezer damlar mı? Türkiye'yi sıkınca. Abdullah Gül damlıyor bana göre. Ama Ahmet Necdet Sezer damlamıyordu. Toplumla devlet arasındaki bu kopuş mücadelenin içeride olmasını gerektiriyor. Ama bunun da bir açmazı var. O da şu, dahildeki hareketin şekli ne olacak? İşte burada Nur Hareketi'nin bakışı ile İhvan'ın bakışı arasında farklılık var temel. Nur Hareketi'ne bakıyoruz. Türkiye'nin en eski hareketi diyebiliriz Cumhuriyet'ten sonra.
Bediüzzaman Said Nursi tarafından oluşturulan bir hareket 1926 yılında ve onun temel tespiti şu: Ankara'ya geliyor, işte Kurtuluş Savaşı'ndan sonra meclis davet ediyor, karşılıyor, hoşamedi yapılıyor. Fakat orada bir akım görüyor. Feni ve felsefeyi kullanarak İslam'a sızmak isteyen ateizm. Bu onu tedirgin ediyor. Ve diyor ki, esas mücadele bu materyalizmle olmalıdır. Çünkü şimdi siz bir bina yapacaksanız zemin etüdü yapmak zorundasınız. Yoksa kırık fayların üstüne, yumuşak zeminlerin üstüne yapacağınız bina ayakta kalması müşküldür. Onun için o şunu yapmaya gidiyor. Diyor ki önce toplumun temelini sağlamlamak. Bu konuda İhvan farklı mı düşünüyor? Hayır. O da aynı. Hedefler aynı ama hedeflerin aynı olması araçların aynı olmadığı zaman aynı sonucu vermeyecektir. Kullanılan araçlar farklıdır. Şimdi Said Nursi'nin metodu da çok ilginçtir. Türkiye'de ve İslam dünyasında tarikat yapıları dikey yapılardır. Şeyh vardır, mürit vardır, dikey yapılardır. Said Nursi'nin yapısı yatay yapıdır, kardeşlik temelinde. Yani şeyh mürit şeklinde değil, kardeşlik temelinde eşitlikçi bir yapılanma. İki, şeyhin irşadı yerine de mesajı koymak. Ve onunla ilgili işte 130 parça eser yazmış Risale-i Nur'la. Ve mesajı da onunla genellemiş. Şimdi bir başka şey, Said Nursi'nin mantığı tabandan tavana bir yapılanmayı tercih etmesi. Ve dahilde katiyen en ufak bir menfi harekete, silahlı eyleme, fitneye, fesada tavır koyması ve bunları cihat falan olarak da kabul etmemesi. Çünkü bu konularla ilgili de darül harp meselesi falan bazı dini gruplar tarafından meşrulaştırılmış, yani şiddete kılıf olarak kullanılmıştır. Yani harp diyarı gibi görme falan. Biz bunu burada görmüyoruz ve Said Nursi 1923-50 arasında muhalefetini kesinlikle ayrı bir kulvarda yapıyor. Siyasi kulvarın yerine fikri bir kulvarda yapıyor ve onunla da rahat döşeğinde ölüyor. Rahat döşeğinde derken tabii ki 28 yıl sürgünü var. Almış olduğu sadece mahkemelerden 11 ay bir ceza vardır. Bunun dışında bir şey yok. Hep berattır ama hayatı hapiste geçer. Ayrı bir şey. Şimdi özetle Said Nursi'nin yapılandırmaya çalıştığı harekette dahilde menfi hareket yok, fikri hareket var ve tabandan, toplumun tabanından tavanına doğru. Yani siz bir kova düşünün, içinde eğer kireç varsa onun üstüne kireç kaymağı tutar, süt varsa süt kaymağı tutar. Toplumun temelinde iyileştirmeden olmadan tavandan tabana doğru bir hareket Said Nursi'nin kabul ettiği bir şey değil. Mesela şu resme baktığımız zaman Bediüzzaman Said Nursi'nin kendisine üç isim verdiğini ve üç tane strateji takip ettiğini görüyoruz. Eski Said dediği dönem 1922'ye kadar, 1907'den siyaseti yoğun olarak kullandığı dönem. İslam'a hizmet etmek istiyor onun da. Mesela Şam'da Emevi Camii'nde nutku var. Selanik'te Hürriyet Meydanı'nda nutku var Said Nursi'nin. Ve buralarda hürriyetten bahsediyor, hemen hak hürriyetlerden, demokrasiden, İslam dünyasının geleceğinin parlaklığından bahsediyor. Bunları anlatıyor. Ama 23'ten sonra, Cumhuriyet'ten sonra kulvar değiştiriyor Bediüzzaman. Ben diyor şeytandan, siyasetten Allah'a sığınırım diyor. Öyle yani kaçıyor. Niye? Çünkü Türkiye'de öyle bir iktidar var ki en ufak muhalefeti eziyor, muhalefet olmazsa oluşturup sonra eziyor. Yani onun için onun karşısına çıkmıyor. Başka bir alternatifi kullanıyor ve ona 11 ayın ötesinde ceza veremiyorlar. Eskişehir'de idamla yargılıyorlar. Diyor ki bu diyor cezayı reddediyorum. Bu ceza beygir hırsızına verilir. Bana verilmez. Ya beni asarsınız
veya idam et, şey yaparsınız, serbest bırakırsınız. Evet, demek ki bu hareket o zamanki otoriter yapıya karşı bile başarı kazanabilmiş. 50'den sonra Said Nursi uzun bir hayatı var. 10 sene daha yaşıyor ve kendisini 3. Said diyor. Bu dönemde de demokrasiye, temel hak ve hürriyetlere yönelik tavrını ortaya koyuyor. İslam dünyasının birliğine, bağımsızlığına, emperyalistlerin sömürgesinden nasıl kurtulacağına dair fikirleri var. Irkçılığa karşı tavırları var. Ve buna karşı işte doğuda bir üniversite kurulması, Kürtçe, Arapça, Türkçe eğitim verilmesi, ırkçılığın bu bölgelerde Batı tarafından ayrıştırıcı bir araç olarak kullanılmasını engellemek konusunda fikirleri var. Ve bu Said Nursi'nin bu 3. Said döneminde yalnız şunu da söyleyeyim, bu bahsi kapatayım bu kısmı. O zaman da İslam'ı referans alan partiler kurulmaya başlanıyor. Cevat Rıfat Atilhan falan. Sonra Millet Partisi ve işte Milli Nizam, Milli Selamet olarak giden. O zaman diyor ki bir tespiti var. Halkın toplumun %60-70'inde tam mütedeyyin olmadıkça dini temalı parti kurmak toplumu ayrıştırır. Dini siyasete alet etme gündeme gelir ve muvaffakiyet olmaz diye bir şeyi var, tespiti var. Şimdi Said Nursi'nin kısaca yol haritası bu şekilde. İhvan-ı Müslümin'i İrfan Bey anlattı, tekrar girmeyeceğim. Fakat İslam İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşlerin temel fikirlerindeki temel iki ideolog var. Hasan el-Benna ve Seyyid Kutup. Bunlar yine İslam dünyasının mevcut esaretini, sömürülmesini hazmedemiyor. Bunların bertaraf edilmesi, onlar da yol tarifleri yapıyorlar. İşte aynı şekilde Hasan el-Benna'da da dini eğitim var, uyanış var, örgütlülük var. Fakat İhvan Cemiyeti zaman içerisinde güç kullanır. Ve tabandan değil, tavandan tabana bir yapılanma, politikayı ele geçirip, siyaseti ele geçirip toplumu dizayn etme fikirleri taşıyor. Onun için mesela Nasır kendi içinde bir dönem hareket ettiği halde iktidara gelince Seyyid Kutup'u idam ediyor. Ve orada demek ki siyasi hareket Mısır'da iki tane liderin başını alıyor. Başarısız oluyorlar Mısır'da. İhvan Müslümin başarısız oluyor ve hatta şu Arap Baharı'nda bile ilk zamanlar kendini ortaya koymaktan çekiniyor. İyice zemin olgunlaştıktan sonra ortaya çıkabilmiştir. Bir üçüncü şeye gelelim burada. O da İhvan'ın yol haritası da şöyle. Yani onu da bir burada görürsek gördüğünüz gibi tavandan tabana doğru bir iniş var ama şimdi Arap Baharı ile birlikte tabandan oy alarak tavana doğru bir gidiş var. Bu şu anlama geliyor. Mısır'daki hareket Türkiye'deki noktaya evrilmiştir. Biraz geç de olsa evrilmiştir. Bunun arkasında üçüncü şey Milli Görüş Hareketi. Bu da ilginçtir Türkiye'de. Milli Görüş Hareketi çok partili hayata geçişin üstünden 20 yıl geçtikten sonra İçinde Nur Hareketi'nde olan insanların da bulunduğu bir grup tarafından oluşturulmuştur ve başına Necmettin Erbakan geçmiştir. Ve Nur Hareketi bunu kabul etmemiş. Demiş ki, demişlerdir ki biz bu fikirde sizinle bu fikirde değiliz. Çünkü Said Nursi'nin görüşü böyle değil. Böyle bir zaman olmadan bu hareketin olmaması lazım. Milli Nizam da daha sonra işte aynı hedefleri takip etmiştir. Fakat Milli Nizam'ın İhvan'dan farkı şudur Milli Görüş'ün, şiddet ve güç kullanmamıştır. Politik araçları kullanmıştır. Orta bir yoldur yani. Nur Hareketi ile İhvan arasında orta bir yoldur. Ama siyaseti kullanarak gelmeyi düşünmüştür. Hatta zaman zaman İhvan'dan Nur Hareketi'ne, biz tebliğinde bunları detayını verdim, gelip Türkiye'de görüşmüşler. Siz niye Milli Görüş'ü desteklemiyorsunuz falan diye baskı yapmışlar.
şeyler, İhvan Müslümin'in liderlerinden bu tip şeyler gelmiş ve bu karşılıklı görüşmeler olmuştur. Fakat Türkiye'deki yapı milli nizamda AK Parti kuruluncaya kadar tüm kurulan partileri kapatmıştır. Ve en son işte 2001 yılında Milli Görüş yol ayrımına gelmiştir. Ve Milli Görüş 2001 yılında ikiye ayrılmıştır. Bir, Milli Görüş'te ısrar edenler, iki, Milli Görüş gömleğini çıkaranlar. Ve Milli Görüş'ün şu hareketine baktığımız zaman, milli nizamdaki ahlak, fazilet, bilim, manevi maddi kalkınma, Milli Görüş meşhur ifadesiyle adil düzen, reel ekonomi, temel hak hürriyetler ve 2001'den sonra AK Parti şunları söyledi. Din ve mezhep üstüne siyaset yapmayacağım. Irk üstüne siyaset yapmayacağım. Bölgecilik üstüne siyaset yapmayacağım. Ve ben Milli Görüş gömleğini çıkardım dedi. Ve burada Nur Hareketi'yle aslında Milli Görüş'ün ikinci kolu birleşmiş oldu. Ve Türkiye'de 3 dönemdir iktidarda bulunuyorlar. Şu andaki AK Parti'ye muhalefet edenlerin en büyük amacı bu iki hareketi ayırmaktır. Yani zayıflatabilmek için, bunu düşürebilmek için yaptıkları en temel hareket Nur Hareketi'yle AK Parti'deki o Milli Görüş geleneğinden gelenleri ayrı düşürme konusunda çok temel politikalar izliyorlar ama bunu başaramadıklarını görüyoruz. Sonuç. Şunlardan sürem var mı acaba? Şimdi Nur Hareketi'nin demokrasiye bakışından falan birkaç şey söylemek istiyorum. Eskişehir hapishanesinde hakim soruyor, diyor ki sen demokrasiye nasıl bakıyorsun sahibimiz diye. O diyor ki siz daha dünyada yokken ben dindar bir cumhuriyetçiydim. İsterseniz eserleri alın okuyun. Çünkü 4 halife İslam'daki bunlar İslam devletinin devlet başkanlarıydılar. Toplumdan oyalan. Yani biri diğerinin babası veya oğlu değil. Yani İslamiyet yapı olarak zaten devletle toplumun arasında yönetimi bir mukavele olarak görüyor. Bu bakış açısı Nur Hareketi'nin demokrasi veya bu Yunancası demokrasi, Türkçesi nedir? Cumhuriyettir, halkın iradesidir. Bu konuda İslam'da bir problem yok. Bu bir. İki, müsbet hareket dahilde. Düşmanla dışarıda savaşabilirsiniz, meşrudur. Ama içeride harp diyardır, darf harptır falan diye isyan çıkarmak, güç kullanmak fesattır. İslamiyet bunu kabul etmiyor. Çünkü içeride bu masumları yakacak yanları olan bir tavırdır. Çok partili hayatla ilgili görüşünü Sait Nursi'nin ifade etmiştim. Ve sonra siyaseti kullanarak toplumu şekillendirmeye de tavır olduğunu ifade etmiştim. İhvan'daki bakış açısı, demokrasiye bakış açısı aslında farklı değil. Ama yöntem olarak dediğimiz gibi İhvan Müslim'in politikayı ve gücü kullanarak toplumu ve siyaseti kontrol etmek istemiştir. Ama unutmayalım ki bunların arkasında çok güçlü bir Batı desteği var. Yani İslam ülkelerinin kendilerine gelebilmeleri için sadece mevcut rejimler değil, onun arkasındaki güçlerle de mücadele etmeli. Bilirsiniz, çocuklara bir oyun oynatırlar. Küçük çocukları büyük iri adamlar omuzuna alır, deve güreşi yaptırırlar. Resme bakarsınız, omuzların üstünde çocukların güreşi gibi görürsünüz ama altlarında, bacaklarından tutan esas güçler vardır. O güreşi onlar yönetirler. İslam dünyasının dünya siyasetine çıkma konusunda bu aşağıdan tutanları göz ardı etmemesi gerekiyor. Evet, sonuç. İslam dünyası bir yol ayrımındadır. Tekrar ediyorum, Batı'nın büyüsü bozulmuştur. İslam ülkeleri dünya siyasetine çıkacaklardır.
Bunu çıkarken yol arayışındadırlar. Ve bu yol arayışlarında değişik alternatifler vardır. Bu alternatiflerin Türk-Arap birliğini sağlayacak olan iki temel unsuru ki Türk'le Arap birleştiği zaman İslam'ın ittihadı tamamdır zaten. Dünya siyasetinde öyle olmuştur. Bunu sağlayacak iki temel hareket de bugün bir mutabakata varmış bulunuyorlar ve bu konudaki bu birlik aslında sağlam ve iyi yönetilirse İslam dünyası yumuşak gücüyle bu zaferi kazanacak gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Ben de Sayın Bozan'a teşekkür ediyorum. Şimdi yeterince süremiz var. Dolayısıyla soru sormak isteyen veyahut da yorum yapmak isteyenleri mikrofonumuz olmadığı için şu mikrofondan sorunuzu sorarsanız var. Var, tamam. Soru soran arkadaş kendisini tanıtır ve kime soru sorduğunu da ifade ederse çok memnun oluruz. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle Mahmut Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok cesur ve şu anki Türkiye gerçeklerini çok objektif bir şekilde yansıttığına inanıyorum. Gerçekten çok cesur bir konuşmaydı. Ben size iki sorum olacak. Bir Said Nursi'nin yumuşak güç bağlamında davrandığından bahsettiniz. Ama biz bu tabii ki de ülke sınırları için geçerli. Yoksa Said Nursi'nin talebeleriyle birlikte Ruslara karşı da savaştığını gayet iyi biliyoruz. Çünkü o cihadı cihat gibi anlayan ve cihadın gerektiğini yapan biri olarak gayet de nasıl anlatacağım bilmiyorum ama cihadı cihat gibi yapanlardandı. Hani İslam'ı bir şeylere alet etmeyen bir üstattı. Bir de ikinci sorum olacak. Bu soru değildi gerçi ama talebelerine siyaset yapmamalarını öğütlüyor. Ama şu an görüyoruz ki cemaat ya da Nur Hareketi ve siyaset çok içli dışlı. Peki bu Said Nursi'nin öğütlerine bir çelişki doğurur mu? Bir de ikinci bir sorum olacaktı. AK Parti ve Nur Hareketi ikinci kolda birleşti demiştiniz ama Türkiye'de sadece Nur Hareketi yok. Bir sürü hareketler ve cemaatler bulunuyor. Acaba bu AK Parti'yi diğer cemaatler gözünde kötü bir pozisyona düşürür mü? Örneğin İskenderpaşa cemaatinden bahsediyoruz. İskenderpaşa cemaatinin Nurettin Coşan'ın bir açıklaması oldu ve ikinci seçimlerde ilk başta AK Parti oy verirken Nur Hareketi ve AK Parti'nin birleşmesinden sonra o MHP'nin yanında yol aldı. Ve hani bunun gibi diğer cemaatler de yollarını ona göre belirledi. Nur Hareketi ve AK Parti'nin birleşmesi acaba Türkiye'de teklik doğuracağına, hani bir yönetim olacağına, bölünmelere yol açar mı? Evet, şimdi önce cihat kavramı ile ilgili bir iki kısa tanımlama yapmak lazım. Said Nursi iki seneye aşkın Rusya'da esir kalmıştır. O Bitlis'in sukutunda Ruslarla savaşmıştır. Gönüllü alay komutanıdır. Mahreç makamı vardır. Madalyalı bir komutandır kendisi aynı zamanda. Yani bilinmeyen taraflarından birisi Said Nursi. O şunu biliyor, hariçle cihat yapılır ve güç kullanılır, meşrudur. İslam kılıçlıların da bir şeyidir. Yani dışarıyla güçle mücadele eder. Bu onun hakkıdır, meşru hakkıdır. Saldırgana buyurun denmez. Said Nursi bunu yapmıştır. Ama dahilde cihat olmaz. Dahilde cihat silahla olmaz. Neyle olur? Kendini iyileştirmekte olur, değil mi? Yani büyük cihat denilen şey kişinin kendi tavır ve davranışlarını, karakterini iyileştirmesidir. Ona buna sopa atması yani içeride cihat falan değildir. O
haddini aşmaktır. Yani içeride yetkisiz güç kullanmaya girer o. Onun için tabii ki Said Nursi bunun ikisinin farkındadır ve o geldiği zaman ne yapmıştır? Yaralı olarak esir olmuştur aynı zamanda ve tüm talebelerini kaybetmiştir. Yani gönüllü alay kumandanıdır. İki, Said Nursi'nin Nur Hareketi'nin AK Parti ile böyle bir buluşma zeminine gelmesi de yani siyaset yasağı konusu biraz eksik anlaşılıyor. Ben farkındaysanız 3 Said ve 3 stratejiden bahsettim. Bediüzzaman 23'e kadar siyasetle çok iştigal eden birisi ve kullanan. Bakın Selanik'te Hürriyet'in ilanında 1908'de ilk nutku İttihatçılar adına o okuyor. İttihatçılara şeyinde. Ve sonra İttihatçılarla yolunu ayırıyor ayrı. Fakat işte 23'te 50'ye kadar siyaseti katiyen radyodan bile dinlemiyor. Kulvarını tamamen ayırıyor. Ve en iyi muhalefetin orada gitmemek olduğunu, öteki olduğunu tespit ediyor. 50'den sonra ise Said Nursi'nin oy kullanmaya gidip kapalı oy kullandığını bilirsiniz. Açıktan oy kullandığını görüyoruz. Demokrat Parti'ye. Yani burada bir mesaj var. Demokratik hareketi Türkiye'de çok partili hayata geçişi beğeniyor. Celal Bayar'a, Menderes'e mektuplar yazıyor, tebrik ediyor. Yani Türkiye'de çok partili hayatın, demokrasinin olmasını savunuyor sayılıyoruz. Orada bir yasa yok. Sadece bir kaydı itirazı var. Diyor ki din adına siyaset yapmayın diyor. Toplumu bölersiniz. İşte patates dininden falan hikayeleri çıkabilir ortaya. Yani toplumda belirli bir düzeye gelmeden insanlar öyle bir temayı kullanırsanız felaket olur. Bugün AK Parti dini temaları kullanarak siyaset yapmıyor. CHP daha çok yapıyor mesela. Değil mi? Çarşafa rozeti kim takıyor? Yani şimdi motifleri kullanıyor. Çünkü gerek yok. Adam böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor mu? Duymuyor. Orada o fark var. Üçüncüsü, yani bir de demokratik zeminde illa herkes şuna oy verecek diye bir şey yok ki. İsteyen istediğine falan cemaat filan cemaat. Biz burada sadece ana damarlardan bahsettik. Yoksa daha orada konuşulacak çok şey var. Ve orası son derece rekabetçi, yarışmacı bir zemindir. İsteyen istediğine oy verir ve iyi olan kazansın. Umarım yeterlidir. Cüneyt Orsöz, Sakarya Üniversitesi'nde. Benim Mahmut Hocam'ın söylediğine birkaç karşı şeyim var, argümanım var. Öncelikle yanlış hatırlamıyorsam şey söylediniz. İhvan'ın tavandan tabana bir siyaset izlediğini ilk başarıda. Ama Hasan Elbenna ilk İhvan'ı kurarken bunu kıraathanelerde dile getirdi. Daha çok sosyal bir alanda kendi yapısını oluşturmaya çalıştı. Şu da var, bunu yaparken siyasetten de uzak durmadı. Yani buradan ben şunu anladım açıkçası. İhvan aslında tabandan da beslendi, siyasete de girdi aslında. Ama şöyle, şunu da söylemek isterim aslında. İki Nur, cemaatinin ve İhvan'ın şiddete bakış açısının farklı olduğu şey oldu. İhvan, Hasan Elbenna bunu bizzat kendisi zaten iç politikada şiddete başvurulmaması gerektiğini sürekli dile getirmiştir. Ondan sonra gelen İhvan liderleri de Ömer El Tilmisani gibidir. Ömer El Tilmisani, Menduh gibi diğer alimler de bunun şiddete başvurulmaması gerektiğini sürekli dile getirmişler. Hatta 1948'de yani yanılmıyorsam başbakanın öldürülmesi, Mısır'da başbakanın öldürülmesi bile Hasan Elbenna tarafından kınanmıştı. Ve ben şurada şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Belki siz şunu da söylediniz. Bediüzzaman Hazretleri yatağında vefat etmiştir. Ama şu da var. Yani Said Nursi'ye birçok zehirlenme olayıyla öldürülmeye de çalışıldı. Belki de bu bir hayatın kaderidir. Yani ölüm ona yatakta gelmiş. Hasan Elbenna'nın da aslında belki de bir suikastla düzenlenmesi onun şiddete
meyilli olduğunu ve de şiddet tarafından şey yaptığını göstermiyor bence buradan. Ki yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ortak benzerleri, özellikle toplum tarafından çok ortak benzerleri bulunuyor. Şuna da ben karşı çıktım aslında. Milli görüş cemaat, milli görüş hareketini ortaya oturtmak aslında bence yani ikisinin arasında bir orta şeklinde görmek de bence bana göre ki bir hataydı. Çünkü İhvan ve Nur cemaatinin aslında yakınlığı milli görüşten çok daha yakındır. İkisi de toplumsal tabandan oluşmuş, tabanı kültürel, sosyal yönden eğitmeye çalışan bir harekettir. Ama milli görüşün hareket tarzı daha çok siyasidir. Milli görüşte çok sosyal, kültürel faaliyetler çok ön plana çıkmamıştır. O yüzden ben milli görüş hareketinin aslında ortada değil de onlardan daha uzakta olduğunu düşünüyorum. O yüzden teşekkür ederim. Eksik anlaşılırım. Birincisi en sondan başlayayım istersen. Veya ben İhvan'a bakarken bütüncül bir değerlendirme yaptım. Yoksa Hasan Benna'nın tabii çıkış noktasında tabandan tavana gidiş aslında hedefi o. Fakat bu bütünlük korunmamıştır. Korunamamıştır ve siyasi harekete dönüşmüştür. Ve şiddet ve bunun arkasından suikastle vefat etmiştir. Şimdi ama biz İhvan'ı hem şiddet kullanırken görüyoruz, değişik varyasyonlarıyla, hem siyasette görüyoruz, bütüncül harekette. Milli görüşü siyasette görüyoruz. Nur hareketini ise sadece fikri temeldeki bir harekette görüyoruz, Cumhuriyet'ten sonra. Said Nursi'nin kendisinin Osman Yüksel Ser'den geçtiği söylediği şu: ben 18 kere zehirlediler. Bunların bir kısmının resimleri vardır hapishanede falan. Hatta Cemal Kutay, işte teşkilatın mahsusanın kurucusu Eşref Sencer Kuşçubaşı'yla Afyon'da Said Nursi'yi ziyaret ettiğinde diyor, şöyle bir şey aktardığını biliyorum: Said Nursi'nin her şeyi ispatlı. Bana bir mendil içerisinde vücudundan parçalar gösterdi. Onları vücuduna geri yerleştirdi. Zehir enjekte edilen yerler vücuda dağılmamış, kurumuş. Orası da çukur kalmış. Oralara göğsünden, kolundan yapıştırarak gösteriyor. Yani suikastler olmamış mıdır? Olmuştur. Ama ben şunu diyorum, bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nde kelle hasadı yapan Kel Ali ile Kılıç Ali'yi düşünürseniz, bunlar kelle hasadı yapmıştır İstiklal Mahkemelerinde. Said Nursi'nin kellesini alamamıştır bunlar. O 11 ay sadece bir ceza verilebilmiş. Yani yargı önündeki hesaplaşmada. Bu şunu gösteriyor: mevcut hukuki yapı içerisinde Bediüzzaman asla hukukla bir çelişkiye de, yani düşmeden yoluna devam edebilmiş. O araç olarak onu ezememişler. Yani şimdi burada detaylara çok fazla giremediğimiz için, yani böyle bütüncül baktığımız için, zaten ben genelde resmin büyüğü üstünden konuştuğumdan detaylarda giremediğimiz için farklı gibi şeyler olabilir. Ama ben fikrimde mısırım. Yani milli görüş siyaset boyutu da ortadadır. Evet. Başka soru veya yorum var mı? Başka soru veya yorum var mı? Ben Mahmut Hoca'ya sormak istiyorum. Bu Nur Hareketi'nin yatay örgütlendiğini söyledi. Günümüzde bundan bahsedebilir miyiz? Yani sanki tam tersi gibi yani görünüyor, bilmiyorum ne derler. Nur Hareketi yani yatay dediniz, İhvan dikey örgütlen dediniz bu örgütlenme şekli olarak. Günümüzde nasıl? Şimdi şöyle bir çok kısa bir açıklama yapayım. İhvan dikey örgütleme demedim.
Türkiye'deki dini cemaatler, tarikatler genelde nasıl örgütlenir? Mürit şeklinde örgütlenir. Yani hatta onların usulü şudur. Fenafi'l-resul, fenafi'l-lah. Dikey hareket vardır, post bırakılır geriye. Halifesi olur. Şimdi Marksizm dünyada dikey hareketleri tarumar etmiştir. Anarşizm hele her türlü üstünlüğe karşı savaş açmıştır. Değil mi? Yani bir Proudhon'a bakarsan. Şimdi asrın ruhuna çok uygundur Said Nursi'nin bakış açısı. Dikey hareketler dikey bir yapı kurmuyor. Üst-ast ilişkisi katiyen koymuyor. Kendisi için de öyle bir şey havası yok. Ben şehit değilim diyor. Yani yatay hareket dediğimiz kardeşlik hareketi burada rütbeleri, kademeleri ortadan kaldıran bir yaklaşım. Şimdi bunun tersi bir şey yok. Yani bu onun eserlerinde gözüküyor. Ha uygulamalarda çıkıyorsa ortaya ne? O ona bir şey diyemem. Ama orijinalinde, ama ben uygulamalarda da öyle olduğu kanaatinde değilim. Yani bu tarikatların çok klasik metodudur. Şeyh vardır, müritler vardır, post bırakılır, post dişini vardır falan. Nur hareketinde böyle bir şey yok. Orada da yok. Yani şeyh mürit hareketi değil o da. Benim düşüncem öyle en azından. Evet. Peki başka soru veya yorum var mı? Peki o zaman burada oturumu kapatıyorum. Ben öncelikle tebliğcilerimize ve sonra da sizlere teşekkür ediyorum katıldığınız için.